Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft 1.15 versiyonunda yapabileceğiniz harika büyükler göstereceğim arkadaşlar sizlere. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftalarda Minecraft'ın 1.15 güncellemesi yayınlandı ve bu güncellemeyle birlikte oyunumuza çok tatlı arılar bastı. Görüyorsunuz değil mi? Bir de Game Mode 0'da olsam acaba bu kadar tatlı olacaklar mı? Görürüz yakında. Şimdi ben de sizlere Survival serilerinizde kullanabileceğiniz güzel büyükleri göstereceğim. Bakalım. Bakın şöyle çok güzel bir şekilde arıları böyle bizim ekip böyle asmış. Tabi ben böyle bir canilik yapmam. Oyunda olsa bence güzel bir görüntü değil. Ama çaktırmayın güzel. Ama olsun, hayvanları eziyet etmiyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup bir de deli gibi like atmayı unutmuyorsunuz. Hemen şuradan başlıyoruz. Bak ne yazmış Mehmet bizim için. Bu arada bu haritayı bizim ekipten Mehmet yaptı. Musluktan ince cam bloğu sayesinde bal damlıyor gibi gözüküyor diyor. Bakın varili almış. Buraya tuzak kancası koymuş. Buraya da iskele koymuş. Harbiden de bal damlıyor gibi olmuş. Bence aşırı derecede güzel bir boyut arkadaşlar. Bunu yapabiliriz survivalarımızda. Buradaysa bir oda dekorasyonu var. Ne de yazmış? Yer tasarımı olarak beehive kullanabilir. Yani arı kovanı arkadaşlar. Sağ sol dönük bir şekilde koyunca daha güzel oluyor demiş. Bakın buradaysa böyle bir NPC yapıp arkadaşlar ellerine Minecraft'ta yeni gelen şişelerden bir de bal peteklerinden koyabilirsiniz. Çok güzel değil mi? Bunda çok fazla derecede terakota kullandık. Bakın şimdi. Bak bak bir şey olmuyor ya. Arkadaşlar bugün videomuzda Emad var. Normalde böyle mapleri bana Emad yapardı. Ekibi bayağı bir genişlettik sağ olsun. Mehmet yaptı. Bir şey diyeceğim Emad. Şu çok güzel bir ayrıntı olmamış mı oğlum? Şu Joncon'a gelse efsane güzel olmaz mı? He? Bence yer tasarımı çok güzel. Çok güzel olmuş. İşte, gelsin ya. Kesinlikle. Ben bunu istiyorum. Joncon'u biz güncellemeye çalıştık arkadaşlar. Server çöktü. Çünkü Jinx'in kodladığı kodların hiçbirisi 1.15'e uymuyordu. Neyse. Maalesef. Burada da şöyle bir şey var. Demiş ki tavandaki lambaların asılacağı yere desen olarak kullanılabilir arı yuvası. Bak bence bu inanılmaz derecede güzel bir şey. Yani tam ortasına bu fena yani cuk diye oturmamış mı? Burada bir şey olmaz Emad'cığım. Boş ver. Sokmaz bunlar bize. Ha, sence tamam. Duvar tasarımı falan filan çok güzel değil mi? Duvar arı efsane. Rengarenk böyle geçiş. Buradaki ben çok beğendim. Olay İstiyorum. Arkadaşlar sarı. Her şey sarı yapacaksınız. Sarı sarı sarı. Emad çıkar kafandaki şapkayı. Çabuk sarı yap onu. Çabuk çıkar sarı. Çıkmıyor. Çıkmıyor değil mi senin kızın? Çıkar bir şey yaptı. Bakın bu şekilde bir oda tasarımı da yapabilirsiniz. Emad duvarımı mı kırdın kardeşim? Ha? Gittin duvarımı mı kırdın? Neyse ben yanlış koydum. Neyse devam edelim. Çaktırmayın. Hakem görmedi. Ben kırdım. Bağız çatıyor ya. Arkadaşlar evinizin sıkıcı duvarlarını hızlı şenlendirmek için birebir. Bu da aynı pazarlamacı yöntemiyle yapmış evet. Eğer Minecraft'ta evinizden mi sıkıldınız? Direkt odun kasın ve görmüş olduğunuz gibi orman ağaçlarını soyun ve evinize böyle güzel tasarımlar yapın. Çok güzel değil mi? Ya şuna ben bayılıyorum ya. Şunu çok seviyorum oyunda. Rahatsız o 1.14 biz 1.15'teyiz. Sen nasıl bir rahatsızsın ama ben bunu, ya? Bizim ben şu an amacımız 1.15'i yıkayıp yağlamak. Neyse arkadaşlar Emad'ı dinlemiyorsunuz. Burada ya yaptıkları şey kitaplık gibi arkadaşlar şey yapmışlar tuzak kapılarıyla birlikte. Arka plana arı yuvası koymuş. Burada bal peteği koymuş. Buradaysa da bal peteği koymuş ve güzel bir görüntü elde etmiş ama bence şu duvar daha güzel. Sence değil mi? Sence de değil mi? Duvar tam olarak bence çok güzel ya. Sen beğenmiyorsun. Siz orman ağacını beğenmiyorsunuz canlındakiler. Hiç beğenmiyorlar. Yoo benim... beğeniyoruz da 25 lira. Sus almayın diye. Arkadaşlar benim bu haritada en ama en çok seven. Şu Joncon'a gelsin 1.15. Hep Joncon diyorum çünkü benim şu an sadece survival'ım Joncon'um var arkadaşlar. Şu Joncon'a gelsin ilk yapacağım şey. Emad sence dur arkaya gitme. Şu ne bloğu olabilir? Dokunma şu ne bloğu? Bilmiyorum ki. Şey, ne bir olabilir? Dakika, bir dakika, ne bir olabilir? Ne olabilir? 1.13'te yaparım. Bal... Bu 1.15 değil. Bak şok ol. O ne? Shulker'ın arkasını koymuşlar. Bak şöyle koymuş video arkadaşlar. Bunu böyle kırıyorsunuz. Shulker'ı şöyle koyduğunuz anda bakın çok ama koymanız gerekiyor. Abi çok güzel bir görüntü olmamış mı ya? Bir dakika saat. Valla bunu Mehmet kendi yaptıysa helal olsun. Yabancıdan da çaldıysa yabancıya da helal olsun. Yani ben öyle diyorum. Ya benim çaldıysa belasını. Hayır ama abi çok güzel bulmuş bunu da bence. Aşağıya yine arı yuvaları konulabilir. Çok güzel bir şey olmuş. Bence bu mükemmel derecede güzel. Bu arada bu da çok güzel bir detay. Bunların nasıl alındığını sen biliyor musun normal survival'da? Biliyor musun? Neylerin? Bu arı yuvaları nasıl alındığını biliyor musun? Ağaçlarda çıkmıyor mu bunlar? Tamam ama bunu nasıl kırabileceğini biliyor musun? Bunun altına böyle elinle koyuyorsun. Hayır işte. Böyle koyman gerekiyor. Campfire koyacaksın ondan sonra kıracaksın. Oh my god çok gelişmiş. Adamı daha 1.15'ine vuruyor. Şey gel olmaz. Buraya gel buraya. Bir şey diyeceğim ben de yanlış biliyor olabilirim. Joncon'u da öğreneceğim diye bakmadım. Birkaç video izlemişim oradan biliyorum. Buradaysa ne yazmış bize? Turuncu bir yatak deseni olarak petek kullanılabilir. Wow yatak odası en sevdim. Ya bence bu bak yatak deseni olarak yani. Evet çok güzel.
Ama benim hoşuma daha çok şu şey gitti. Komidin daha güzel olmamış mı abi? Bence mükemmel aynen olmuş ya. Şey çok iyi ya. Masa lambası. Masa lambası. Şuna da not düşmüşler zaten. Ejder yumurtası üstünde bal biliyor. Güzel bir gece lambası olabilir. Biz hep ejderha yumurtasına bir şey yapmıyorduk. Böyle sandıklara gidiyordu. Bence İlk bu şekilde olabilir. İlk defa işimize yarayacak. Ya ilk defa değil. Yarayan yaratıyordur işine de biz yapmıyorduk. Aa bak şuradaki şu detayı geçtim. Abi çekmece detayı. Çekmece çok güzel değil mi? Çekmece açık ya. Arı yuvasıyla bak birlikte. Çok güzel açık bir çekmece şeyi olmuş. Bence ben buna bayıldım. Ya nasıl yapacağını anlatmış. Adım 1'de böyle koymuş. Adım 2'de böyle koymuş. Adım 3'te de içine bir daha koymuş. İç içe koymuş. Aynen. Böyle yapmış. Ama nasıl iç içe ya? Yapmış? Ben anlamadım. İkinci bak 1'de boş koydum. 2'de koydum. 3'te de koydum. Helal olsun. Ulan, güzel koymuşsun Mehmet ama biz koyamadık. Bir şey mi yapsaydın acaba? Çocuk. Cacat diyorum. Beni andı kesin o sahtekar. Bak artık Minecraft'ta lav yok, su yok. Bildiğiniz bağlı peçeyi blokları üzerinden abi, yürüyeceksiniz. Abi çok iyiymiş burası. Burası da çok güzel olmuş. Emat'cığım gel sana bir tane ne vereyim biliyor musun? Taze sıkılmış portakal suyu. Gel. Kardeşim. Bu adam kim ya? Tip bu adam iyi. Senin deden kardeşim. Büyük 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 dede! Deden. Minecraft'ı bunlar dede. Bakın bu sayede de böyle bir şey tasarımda yapabilirsiniz. Hani dükkan tasarımı şey tasarımı. Biz bunu John John'da getirebiliriz aslında. Bak hemen nasıl içiyor ya. Nasıl içiyor sen nasıl bir insan. Bu arada sen game modda mısın şu anda? Maalesef. Mesela şu an game moddasın hiçbir şey fark ettin mi? Yo. Arkadaşlar eğer 1.15'teyseniz game modda artık yiyip içebiliyorsunuz haberin olsun. Bundan önceki sürümlerde yiyip içme olmuyordu game modda. Bunda size güzel bir bilgi olsun. Önemli doküman dosyayı bulunduran kutular. Ya bu şey hani yaptığınız böyle çok postacı güzel bir survival yapıyorsunuz. Mesela survival şeydi postacı buydu da olur. Ama böyle hani boş bir odanız var. Böyle bir hani şey evrak odası yapabilirsiniz. Benim buradaki en çok hoşuma giden şeyse ledim merdivenlerini duvarda şey yapmaktı bence bu şekilde. Benim bunlar çok hoşuma gidiyor. Senin gidiyor mu? Ledim merdivenleri biliyorsun ki benim bayıldığım şeyler. Bayıldığın, Emad'a giden gizli yol. Arkadaşlar burada iskelelerin üstüne şey koyuyorsunuz bildiğiniz arı kovanı. O şekilde de değişik bir farm görüntüsü elde ediyorsunuz. Ve demiş ki Mehmet eğer çiçekleri de koyarsınız yanına arıların polen almasını rahatlatabilirsiniz. Bence güzel bir ayrıntı. Sence? Aa öyle bir şey öyle mi? O mantık var mı? Şu an var diyeceğim ama yoksa rezil olacağım. Çünkü ben 1.15'e cidden hiç bakamadım. Yani ki ben Dominik'teyken galiba 1.15 yayınlanmıştı. Öyle de bir sorun var. O yüzden yani benim 1.15'ten uzaktan yakından bahane. Bir... Ala ya sus be! Dominik'te ben yarışmalardayken... Abi çok güzel gözüküyor bu. Bal mı doldurdun kardeşim? Bal mı doldurdun içine? Helalsin sana Evat'cığım. Gel bakayım Mehmet abi dolmuş. Gelin bakayım dolmuş bu tarafa. Yani, bak. Kağıtçılar Sokak 2106. Bu 61 olması gerekli. 2161 posta kutusu. Bak harbiden şuradaki şu detay var ya tam posta kutusu detayı değil mi? Veya kapının önüne konulabilecek. Bak şuradaki şu ince detay. Yani biz genelde kafa kullanıyoruz ama bunlar kullanılabilir bundan sonra. Bence de kesinlikle bunlar da kullanılabilir. Burada ise bir yemek masası ayrıntımız var kardeşim. Geç karşıma Emat'cığım. Geç kardeşime kardeşim. Bakın görüyor musun saksılarımızda bardak... Bu da bedava buldu ya arkadaş. Sömür sömürebildiğin kadar. Emat tamam bırak. Hadi burada gidelim. Değişik masa şekilleri göstermiş. Yani bence bu kaktüs olayı güzel de yani tam oturmadı şu ne gerek var diye yani, düşünüyorsun. Ne gerek var diye. Ne gerek var. Belki de Mehmet yolu şey yapmak zenginleştirmek istemiştir. Benim burada ikinci favori olduğum şey. Abi bak şu dokuma tezgahları 1.14'te geldi. Adam şöyle bir not düşmüş. Demiş ki bak boş kitaplık rafı. Öyle gözükmüyor mu sence de? Baktığın zaman hani içinde kitap olmayan lan. Bir raf. Ana. Çok mantıklı değil mi? Bak uzaktan bakınca büyük tabloyu görüyorsun. Yakına girince bir şey anlaşılmıyor da uzaktan bak. Yani bence çok mantıklı abi. Merdivenleri de kitap almak için böyle yapmış. Bence aşırı derecede güzel. Çocuğum yine... senin kafa çalışıyor ha. Bende böyle kafa yok. Kardeşim yurt dışından araklıysa sus şu an bence. Videodan sonra ama kendi yaptıysa helal olsun diyor. Araklamışsa bile helal olsun. Güzel araklamışsa. Şimdi petek desenli halılar. Mesela bak bu gerçekten hani hem yatak deseni var üzerinde hem de halı olabiliyor. Şu arı yuvaları da sonuçta. Yani bak bunlar da çok güzel bir halı deseni var. Bunlar terakota. Bunlar zaten vardı. Ama sarı uyumunu göstermeye çalışmışlar burada. Ha. Bence ekstra bir... bal teması diyor. Ya bal temasında yapıyor hani anlatabildim mi? Bu çok iyiymiş. Abi çok güzel ya. Hepsi han, çok han güzel. Girişi değil mi? Yani. Buğra Kahan Hazretleri geliyor. Açılın yollar açılın. Hadi lan oradan. Yere git lan. Burada bu ne var? Bu ne Emat? Ananas. Ananas mı bu Emat? Ha? Sence bir bu şey ananas diyeceğim mı? Ananasa benziyor. Tamam ananasa benziyor da siz ayılar mesela balı nereden alırsınız kardeşim? Abi bakkal var yeni nesil oradan. Ya ayı olarak ormanda nerede buluyorsun? Ağaçlarda ne buluyorsun sen siz? Arılardan şey alıyoruz böyle. Ne arıların kovası kovanı i̇şte oluyor. Kovası oluyor. Arı, hazır bize. Arı kovanı gibi biraz. Yani ne bileyim bana biraz onu andırdı veya ananas yapmaya çalıştılar. Bence ananas bu.
Ama ya, çaktırmamış. Hayır bence şey ya neydi? Ha yok yok bu dal. Pardon bu dal bu petek. Evet gerçek işte petek. Anla işte petek işte ağaçtan yapmış. Rahatsız bak buradan nasıl yadan biliyor. Madem biliyorsun niye söylemiyorsun iki saat? Seni şey yapıyorum. Ayı olduğun için. Sen bir ayısın Evat. Bak burayı sen iyi bak bak yeni daha şey gelişim kazanıyor. Bunlar kardeşim, kafa mı? Onlar kafa ya. Bunlar yok tabii ki de Minecraft'ta. Bunlar bildiğim bizim oyuncu ağız kafası. Emat. Emat tak bakayım kafana. Nasıl olacaksın? Lan zıplamıyor. Gel buraya. Bunlar çok güzel parkur mapleri yapılıyor. Bende olmadı. Çünkü sen eziksin. Oyun sana ezikliyor kardeşim. Bakın bizim küçükken bir çizgi film vardı. Arı Maya. Hala devam ediyor mu acaba? Hiç sevmezdim. Arı Maya hep ağlardı. Erimiş çok... Edirman onun şarkısı. Arı Maya vardı bir de. Neyse. Hayır bir de hatırlıyor Maya. Hayır o bir rock grubunun şarkısı. Şimdi buradaysa hani biz böyle şeyleri yaktığımızı düşün. Mesela bak altın kılıcı yakıp erittiğini düşün. Böyle bal petekleri çok güzel bir demirci dükkanı olmaz mı? Ha? Bence bizim bu yeni seride böyle bu buit kullanabiliriz aslında. Anlatabildim buit, dükkan buitiydi. Güzel olmaz mı? Çaldık F2. Evet bak bu fikri çok güzel bir şekilde çalabiliriz. F2. Bunu da şey yapıyoruz arkadaşlar. Bunu gel, görünce... Gitme gel. Dur oraya git. Dur gel. Orası sona. Burada orayı biliyorum. Hayır. Bunu Skyblock çekersem arkadaşlar 1.15 versiyonda olursa bunu kesinlikle yapacağım. Çünkü ben bunu bir farklısını Skyblock'ta yapmıştım. Ya bu öyle şeyler Skyblock'ta yapmak benim çok hoşuma gidiyor. Ya yani adayı bence güzel gösteriyor. Sence? Ya ne bileyim bence çok tatlı şişe. Güzel değil bence mi? Bence de. Farklı renkleri de olsa var ya. Ya içine böyle rengarenk yapabilirsin ama hani böyle bal temasında yapmak istiyorsan bizim şu an konumuz 1.15 olduğu için bence bunu bizim ekibimiz çok güzel bir şekilde yaptı diyorum. Buradaysa alcıyız kardeşim. Arabayanın arabası var. Evet bin bakayım arabaya. Dur bakayım. Gel. Nereden biliniyor? Bilinmiyor ama bu şekilde. Neyse üst üste artık. Evet devam et bakayım kardeşim. Sür bakayım. Bak hatta fenerleri de bal peteğe koymuş. Bence bunlar da çok tatlı bir arkaya şey görüntü olmuş. Arkaya yeşil perde yapacaksın var ya. Vın. Arkaya sonra araba uçuyormuş gibi devam et. Buradaysa sevgili kardeşlerimiz motorumuz var. Yerlen bir giden bir motorumuz var. Bu da değişik bir buydu var. Harley motoru gibi değil mi? Bu şey Batman'in vardı ya. Hani Batmobile ama yani. Batmobile'i ön kaldıracağım iyi izle. Çak yandan yemiş Mercedes gibi. Bu da bu şekilde yok, değişik oldu. Yapılmış bir buydu arkadaşlar. Bunların hepsine Minecraft'ta 1.15 survival'ınızda yapabilirsiniz. Emad senin burada en çok hoşuna giden hangisi oldu? Ya benim en çok ya şu zaten hoşuma gitti bu ayrı konu. Tamam başka çok hızlı. Bir de şu mantık çok hoşuma gitti. Şu değil mi? Şu benim aşırı derece de hoşuma gitti. Aslında burada olayı 1.15'ten 1.14'e çevirdik de buradaki işte şey de önemli olan arı kovanlarının kitaplığın altını tutacak gibi yapmış anladın mı? Hani bu alttakiler tutacakmış gibiymiş diye çok ama güzel yapmış şu ama. Mantığı çok güzeldi sana. Dokuma tezgahı o şekildeydi arkadaşlar. Bu şekilde. Daha fazla bu tarz değişik video gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, ekrandaki videoları izlemeyi unutmayın. Yarın aksilik olması ya Curcuna Krap ya da Saklambaç gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay. Like atın, abone olun, yorum yazın. Sevin beni.